Burada farklı altcoin'ler üzerine konuşacağız ve kısa vade içerisinde ne gibi bir durumdalar buna bir göz atmaya çalışacağız. Yönlerini vesaire tayin etmeye çalışacağız. İlk olarak Bitcoin'den bahsediyor. Şu an BTC'deki genel durum teknik açıdan belli. Saatlikte bakınız bir dead cross gitgide yaklaşıyor. Zaten epeydir yapışma hareketi yapmış. Muhtemelen bir parti şöyle güzel bir deneme yapacak yani aşağı doğru. Dead Cross'la birlikte ortalama 26.250 yani şu anki EMA 200'e doğru bir geri çekilir. Devamında tekrar dener tarzında. Bu küçük aralıkta görece hacimsiz bir şekilde hareket etmeye devam edeceğini düşünüyorum. 26.250'lerden bence kademeli alım yapılabilir. Çünkü piyasa geri çekilme noktasında da değil. Yani daha görece durgun bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Burada Ether diyor. Hemen Ether'e bir göz atalım. Ne varmış ne yokmuş diye. Ether'deki hareketler gördüğünüz gibi çok iyi bir volatilitesi var. Aslında yukarı meyilli belli bir düşüşten sonra dominans karşısında direnç de kazandı. Tabii bu da oldukça güzel bir durum. Yeterli mi? Yeterli değil. Ya, tabii ki de önce BTC'nin müsaade etmesi gerekiyor. Saatlikte hareketli ortalama üzerine atabilirse yine tabii 1630'ları dener. Ama olsa olsa bu kadar ki bu noktaları da kırabilmesi çok zor olacaktır. BTC'deki aşağı denemenin de gerçekleşeceğini varsayarsak tekrar 1550 civarlarına doğru bir geri çekilme Ether tarafında hala gözlemlenebilir ve çok da güçlü bir ihtimaldir. 1550 dolaylarından Ether'de ben bir alım yapılabileceğini düşünüyorum. İdeal olacaktır. BNB dediğim gibi çok sevdiğim bir coin değil. Çok sevdiğim değil, hiç sevdiğim bir coin değil. Ne yapılabilir? Yani düz 200 dolarlara düşerse alım yapmak isteyen alım yapabilir. Ama ben tekrar söylüyorum, BNB iyi bir kripto para birimi değildir. Çünkü başına her an her şey gelebilir ki bu sürpriz olmayacaktır. Çünkü Binance küçülme halinde küçülen bir borsanın sürekli düşüş gerçekleştiren ve pek çok noktadan reddedilmiş şu anda dünya devlerinin bile, dünya devi varlık yöneticilerinin bile aleyhine, sürekli aleyhine ve düşüşü anlamında, geri çekilmesi anlamında sürekli olarak farklı fonlar topladığı, Coinbase hisselerinin satın alındığı bir borsadan söz ediyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi ben çok fazla önermiyorum. Ama bu bakımdan tabii ki isteyen istediğini yapar. XRP Coin, XRP'de de aslında durum rutin. Diğer altcoin'lere nazaran ve tabii BTC'ye göre de iyi bir hareket yapmış. Şu an 51.7'leri yoklamaya çalışacağı bir durum mevcut aslında. 51.7'lere bir atak deneyebilir. Ama başarılı olacağını da çok fazla zannetmiyorum. Ki olsa bile belli bir süre daha akümülatif seyredecektir. Dolayısıyla XRP'de şu an en yüksek ihtimal 51.7'lerle ortalama 51'ler arasında dar bir alanda işlem görmesi. Bu noktada BTC'nin hareketleri halinde ancak yön belirleyici olacaktır. Sadece şu an XRP'nin gerçekten yukarı meyilli olduğunu bilmek gerekiyor. Diğer altcoin'lere göre çok daha fazla. Olası bir düşüşte de geri çekilme eğer ki Bitcoin tarafı sert hareket ederse 47 dolaylarına kadar da en minimal olarak sürebilir. Adaya bakıyoruz. Adada ne var ne yok diye. Ada şu anda bakınız 24.5'larda nokta atışı tutunmaya çalışıyor. En son 24.5'lara kadar düz bir geri çekilme yapıyor ki şu anda üzerinde durma noktasında üzerine bakın saatlikte altına atmış. Tekrar üzerine atmaya çalışıyor. Muhtemelen atacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Bitcoin hiç değilse şu an çok fazla yormuyor. Bundan kaynaklı olarak da ada 24.5'ları tekrar alır diye düşünüyorum. 24.5'ları aldığı takdirde kısa vadede biraz hareketlenebilir. 24.9 noktalar yani EMA 50 dener. Ama radikal ve güçlü bir kırılım yapamayacağını anlayabiliyoruz. Çünkü piyasadaki mevcut yataylık şu anda buna müsait bir durumda bulunmamaktadır.
Başka Sol varmış. Hemen girip sola bakalım. Sol tabi diğer altcoin'lere göre yine bayağı bir iyi. En sonki düşüşe rağmen tekrar kalkış yapıyor. Zaten ortalama bir haftadan uzun süredir yaklaşık 10 günkü hareketleri de yüksek volatilite ve dominans karşısında direnci de çok yüksek. Bu bakımdan güçlü bir sol coin izliyoruz açıkçası. 19,5'larla yani 4 saatlikteki hareketli ortalamalar arasında git gel gerçekleştiriyor. Ama kanalı tabii ki de çok dar bir kanalda. Yani yukarı patlasa 21 max sınır ötesini atamaz. Aşağı kırsa 18,8 daha fazla düşme ihtimali çok düşük olacaktır. Bu bakımdan düzgün bir alım için bence 18,8'ler noktasının ve aşağı yukarı bu minvallerin beklenmesi mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Sol diğer altcoin'lere göre yine çok daha pozitif performansıyla durmaya devam ediyor. Bakalım ne diyor? Dogecoin diyor. Hemen Doge'a da şöyle bir göz atalım ne var ne yok. Doge diğer altcoin'lere kıyaslarsak dominans karşısında direnci iyi fakat volatilitesi düşük. Yani aşağı yönlü hareket ederken biraz daha ayak direyebileceği bir durum mevzubahisken yine de yukarı atma noktasında zorlandığını açıkça görebiliyoruz. Şu an zaten hareketli ortalamalar altı. 62'leri 6,2 sentleri yani deneyip başarısız olacaktır. Bu da onu düz 6 sentlere kadar geri çekilmesi noktasında itme ihtimali çok yüksektir diye düşünüyorum. Ve 6 sent civarlarının da iyi bir alım noktası oluşturduğunu söyleyebilirim. Ha bir de Shiba'ya bakacaktık. Shiba'ya da bakıp ondan sonra ilki bitireceğiz. Shiba'da da 72,7 pozisyonlarında. Dogecoin'e gördüğünüz gibi zaten benzer bir durum var. Dominans karşısında direnci kötü değil ama düşük bir volatilite izliyor. Piyasada radikal bir çıkış olmadıkça Shiba'nın da düşüşlere devam etmesi ama ortalama bir altcoin'e göre daha az bir oranda geri çekilmesini bekliyorum. Shiba'da alım için 7 pozisyonları olası durumda değerlendirilebilir. Fakat şu anda 7 ile 75 aralığında yine önümüzdeki kısa süreçlerde ben volatilite gösterebileceğini düşünüyorum. Çünkü dominans karşısında direnci var. Fakat içeride yüksek bir hacim dönmediğini anlayabiliyoruz. Evet, ana hatlarıyla buradaki altcoin'lerde durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.